Merhaba. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Planlama Ajansı'nın Vizyon 2050 buluşmaları bağlamında beni ve çok değerli başkanımız Sayın Murat Karayalçın'ı bir araya getirdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederek Söze başlamak ederim. İstiyorum. Evet. Efendim bize düşen görev, bölüm başlığımız kentsel yapılı çevre, ulaşım ve altyapı çerçevesi. Bunun da sizin yaptığınız güzel bir tanımı var. Diyorsunuz ki, bunu teksten okuyacağım, kusura bakmayın. İstanbulluların yaşam kalitesini yükselten, krizlere çözümler sunan, bir kentsel yapılı çevrede yaşayabilmeleri için İstanbul'un olanaklarına ve yerel siyasetin bu alandaki deneyimlerini nasıl kullanırız? Temel şeyimiz bu. Bunun için de bize şöyle bir dörtlü, dört tema içinde inceliyorsunuz Vizyon 50'de bu bölümü. Bir etkin ve kapsayıcı hareketlilikten bahsediyorsunuz. İkinci olarak bütünleşik ve akıllı altyapı sistemlerinde. Üçüncü olarak iyi yaşam ve dördüncü olarak da canlı ve duyarlı mekanlar yaratmaktan bahsediyorsunuz. Şimdi bu alanda benim söyleyeceğim yani çok fazla söz yok. Tecrübem var. Ben 50 yıldır bu alanın içindeyim. Sayın Karayalçın benden biraz sonra belediyeciliğe girdi. Onun daha önce çok değerli planlama ve kırsal yerleşmeler, kırsal gelişme. Kendisini biliyorsunuz DPT'de planlaması var. Sonra yurt dışında o konuda master'ı var. Ve daha sonra da çok genç yaşında Köy İşleri Bakanlığı'nın müsteşar yardımcılığı görüyorlar. Yani Türkiye'nin her tarafını o bakımdan iyi bilen bir dostumuz. Sonra bir başka önemli niteliği tabii siyaset insanı olmak dışında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na da çok değerli katkılar getirmiş bir arkadaşımızdır. Şeyde 79'dan itibaren konut olayına çok el atmıştır. İşte Ankara'daki meşhur Batı Kent Projesi'nin şeyidir. Hem kurucusu hem yöneticisidir. Onun için de çok değerli ödüllere layık görülmüş birisidir. Şimdi ben daha çok ona bize sorularınız arasında dediğiniz en son sorduğunuz bir vizyon 2050'yi nasıl değerlendirirsiniz bütün bu deminki başlık altında? Ben bu soruyu sormak istiyorum Sayın Başkan'a ama bunu şöyle bir şeyle bağlamda sormak istiyorum. Çok uzattığımı farkındayım ama sizin bir plancı olmanız çok ender insanda olan bir şeydir. Bir siyaset insanı, genel başkan olmanız, bir belediye başkanı olmanız, bir başbakan yardımcısı, dışişleri bakanı, bütün bunları düşünerek yani böyle bir şeyi bir arada rastlamak ben dünyada çok dolaştım ve görmedim. Yani bu bağlamda hepsini şey yapan, iç içe geçiren bir şekilde nasıl görüyorsunuz bu vizyonu, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence her türlü çalışmanın bir ufka dayanması gerekiyor, bir ufuk çizgisine oturması gerekiyor. Bu ülke geneli için de geçerli, yani merkezi yönetim için de geçerli, yerel yönetimler için de geçerli. Aslında tüm birimler için geçerli. Bir derdiniz olmalı, bir anlayışınız, bir ufkunuz olmalı. O doğrultuda siyaset yapabilmelisiniz. Şimdi eski bir plancı olarak böyle bir hiyerarşik bakmak gerekirse, ben bunların başında sevgili önderimizin yurtta barış, dünyada barış ufkunun gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben dünyada barışı daha çok bölgede barış diye niteliyorum. Yurtta barış aslında bizim toplum daha sonraki yıllarda toplumsal barış diye adlandırdığımız düşüncenin bir ifadesidir. Bu topraklarda yaşayan insanların ister kırsal alanda ister kentlerde yaşıyor olsunlar barış içinde, huzur içinde yaşamalarının öngörüldüğü bir anlayıştır. Yalnız bu ülkeyle sınırlı değil. Biz öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki bizim yaşadığımız coğrafyada yurtta barış aynı zamanda bölgedeki barışı da etkiliyor. Tersi de geçerli Selahattin Bey. Aynen. Bölgede barışın sağlanması da bizi yurdumuzun içinde etkilemekte. Çok ciddi bir geçişlilik var bu ikisi arasında.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında hep birlikte bir kez daha anımsamamız gereken çok güçlü bir ufuk çizgisi bu. Şimdi buradan hareketle daha alt kademelerde herkes kendine göre yeni bir çerçeve çizecektir, yeni bir ufuk çizgisi çekecektir. Türkiye'nin kentleri, merkezi yönetimi vesaire. Çok uzunca bir süre önce, belki bir 10 yıl oluyor Selahattin Bey, Amerikanların ünlü bir dış siyaset dergisi vardır, Foreign Policy. Foreign Policy. Evet. Burada dünya kentleriyle ilgili bir dosya okumuştum. Dünyanın iktisadi dengelerinin değiştiğini, artık ağırlık merkezinin kuzeyden güneye, batıdan doğuya geçtiğini söylüyordu. Ve dünyada yaratılan değerin ya da gayri safi hasılanın %60'ının, 60 dolaylarındaki bir bölümünün dünya kentlerinin 600'ünde yaratıldığını söylüyordu. Bu 2010 yılı verilerine dayalı olarak yapılmış olan bir değerlendirmeydi. Diyor ki sonra bir projeksiyon yapmışlar, 2025'i öngörüyorlar. İstanbul 9. kent 2025'te. Çok ilginç bir değerlendirme bence. Diyorlar ki yine dünya hasılasının %60'ı 70'i bir 600 kent tarafından üretilecek ama artık bunun içinde yeni kentler var. Eski kentler yok. Yeni kentler giriyor. Çoğu da Çin'den, çoğu da Hindistan'dan oradan giriyorlar. Bu 600 kentin 75 tanesini en dinamik kentler olarak niteliyorlar. İstanbul 9. sıraya geliyor. O 75 için Ankara da orada. Yani Türkiye'nin iki kenti bu en dinamik 75 en dinamik kent içinden yer alıyor. Galiba bunu incelemek gerekir. Ben bir kez daha bakmakta yarar görürüm. Galiba 2025'te İstanbul bu yarım trilyon dolara yakın 500 milyar dolarlık bir gelir yaratarak bu 9. sırada yer alıyordu. Şimdi bundan bir 30-40 yıl önce böyle bir tahlil İstanbul için başlı başına amaca ulaşılmasını, istenilenin sağlanmasını ortaya koyan bir durumdu. Ama bugün böyle değil. Yani ufuk çizgimizi, o arada İstanbul kentinin ufuk çizgisini bundan 30-40 yıl önce çizdiğimiz gibi çizemeyeceğiz. Yeni gelişmeler var. Bu önemli, hiç kuşkusuz. Bu kadar değer yaratılması, sonuçta İstanbul kentinin eski mülahazalara göre, değerlendirmelere göre dünyanın 9. kenti konumuna gelmesi kuşkusuz önemli. Ama o tarihten bu yana ufuk çizgisinin değişmesini gerektiren yeni gelişmeler ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi iklim değişikliği. İstanbul kenti bu bağlamda bana göre çok önemli bir iddiayı ortaya koydu. 2050 yılında sıfır karbon hedefini seslendirdi. Bu olağanüstü bir şey. Yani İstanbul kentinin tek başına bunu tutturup tutturamayacağını bilemiyorum ama çünkü maalesef isterseniz biraz sonra oraya da girelim. Merkezi yönetim, yerel yönetim ilişkileri özellikle İstanbul kenti için hiç kabul edilemeyecek bir durumda. Ama ona rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bunu seslendirmesini çok cesur bir çıkış olarak görüyorum. İstanbul için de güçlü bir çizgidir diye düşünüyorum. İkincisi de yapay zeka. Özellikle ulaşım açısından yapay zekanın önümüzdeki dönemde hem de kısa bir dönem içinde çok yeni gelişmeleri ortaya koyacağını biliyoruz. İstanbul gibi ulaşımın ciddi bir sorun olduğu bir kentte yapay zekanın devreye girecek olması raylı sistemde, tekerlekli, lastik tekerlekli sistemlerde hatta belki kent sokaklarında yeni bir düzenlemenin devreye girecek olması o da ufuk çizgisi açısından önem taşıyor. Şimdi İstanbul kentsel yaşam düzeyini yükseltmeyi amaçlamış. Aslında asıl amaç bu. Amaç, evet. Bunu yaparken de bu gelişmeleri dikkate alarak bir eylem planı hazırlayacaktır. Yani iklim değişikliklerinin getirdiği yenilikler, olumsuzluklar nasıl değerlendirilecek? Yapay zekanın getirdiği yenilikler nasıl düzenlenecek, nasıl ele alınacak? Şimdi ben 1989'da Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildim biliyorsunuz. O dönemde
Altyapıyla ilgili biz çalışmalarımızda nüfus istatistiklerini hep devreye alırdık. Meteorolojik istatistikleri hep devreye alırdık. Yani yağış miktarıyla nüfus miktarını dengeleyecek bir altyapı programı üzerinde çalışırdık. Boru çaplarını falan da ona göre belirlerdik. Yani su arzı içinde, pis su içinde boru çapları ona göre olacaktı. Şimdi izliyorum Selahattin Bey, bunu tümüyle değişmesi gerekiyor. Yani yepyeni bir yağış rejimi var. Yepyeni bir iklim ortamı çıktı. Bir günde... Evet. Yani şimdi işte yağmur sularının sağılması gibi yeni bir ifadeyi ilk defa ben yeni duymaya başladım. Yani ben böyle bir ifadeyi bilmiyordum. Yağmur sularının sağılması şeklinde bir ifadeyi duymamıştım ama şimdi bundan söz ediliyor. Bunu biliyorum. İşte yeraltı kanalizasyon zaten yeraltı kanalizasyon ama yeraltı kanalizasyonu gibi ifadeler kullanıyor. Yeraltı barajları gibi ifadeler kullanılıyor. Bunlar yeni gelişmeler. Bunların taşınması, yansıtılması gerekiyor. Buna göre bir altyapı programı üzerinde çalışılması gerekiyor. Yapay zeka da bu çerçevede. Ama yani yalnızca gelişmeleri dikkate alan ve kentsel yaşam kalitesini güçlendireceğiz şeklinde bir anlayışı ortaya koyan bir yaklaşım bana göre tek başına da yeterli değil. Yani kentsel yaşam kalitesinin yükseltilebilmesi için bunlar tek başına yeterli görmüyorum ben bunları. Şimdi İstanbul'un ufkunun çizilmesine bir de idari bir parametreyi taşımamız gerekiyor. Ben de oraya gelecektim zaten. Evet, yani İstanbul bence bir örnek. Yani çok iyi incelenmesi gereken, üzerinde hep birlikte çalışmamız gereken bir örnek. Zaman zaman hayretler içinde, üzüntü içinde izliyorum. Şimdi bir yerde bir metro istasyonunun girişinde U harfi var, koskocaman. Bir başka metro istasyonunun girişinde M harfi var. Birisi Ulaştırma Bakanlığı'na ait, birisi belediyeye ait. İstanbul'un 3 köprüsü var. Köprünün girişine kadar yollar belediye tarafından getiriliyor. Köprünün üstündeki düzenleme merkezi yönetimi. Köprünün üstünden geçtikten sonra, karşı tarafa geçtikten sonra yeniden belediye rejimine tabi oluyorsunuz. E5 ile TEM'in yönetimleri ayrı. Birisi belediyenin, birisi merkezi yönetimin. Bir de İstanbul'un kuzeyinde bir özel sektör, Kuzey Marmara'da bir de özel sektör var. Evet. Şimdi böyle bir kentin yönetilmesi çok güç. Ben 2015'te İstanbul kentinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığını yaptım. Onu unuttum efendim. Evet, Selahattin Bey, o zaman İstanbul'a merkezi yönetimin 19 birimi bakanlık ya da işte TOKİ falan gibi kuruluş şeklinde 19 birimi müdahale edebiliyordu, ediyordu, plan yapıyordu ve yaptıkları planı işlenmesi için belediyelere gönderiyorlardı. Yurttaşlarımız, İstanbul'da yaşayan insanlarımız bunu ne ölçüde biliyorlardı bilmiyorum ama ben bunun yaratmış olduğu karmaşayı, karışıklığı, olumsuzluğu yaşamış birisiyim. Şimdi bu dediğim 2015'teydi, 2023'teyiz. Şimdi nasıl durum bilmiyorum ama daha iyileştiğini de katiyen sanmıyorum. Evet. Yani dolayısıyla önümüzde ufkun çizilmesinde çok ciddi olarak sorun haline gelmiş bir idari ilişkiler yumağı bulunuyor. Bir şey daha söyleyeyim. İstanbul'un su arzı İstanbul'un 300 kilometre doğusundan sağlanıyor, Melençayı. İstanbul'un meyve sebze arzı bir önceki Tarım Bakanı'ndan dinlemiştim. Onunla yapılan bir söyleşiden okumuştum. Şöyle, Türkiye'nin 76 ili İstanbul'a meyve ve sebze üretiyor. 270 bin kamyon, araç vesaire İstanbul'a meyve sebze taşıyor. Sezonda 114 bin kilometre yol yapıyorlar bunlar. Şu kadar karbon salıyorlar vesaire. Bu arada şunu da söyleyeyim. Geçen gün Sayın Gökhan Günaydın'la bizim partinin bir toplantısında bir aradaydık. Ben bunu söylediğimde Gökhan Bey İstanbul Belediyesi'nin bunu büyük ölçüde aştığını, bu sorunlu yapıyı büyük ölçüde değiştirdiğini söylemişti.
Ben de çok memnuniyetle karşılamıştım bunu. Ama Selahattin Bey, sorun şu, sizin de çok iyi bildiğiniz bir alan bu. Yani Türkiye 1961'den bu yana, yani Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın kurulduğu tarihten bu yana geçen süre içinde bölge planlaması yapmamanın, milli fiziki planı yapmamanın olumsuzluğunu yaşıyor. Ve olumsuzluğu da en yoğun olarak İstanbul'da yaşıyoruz. Yani İstanbul bana göre bunun çok çarpıcı bir örneği. Çok doğru. Bence Türkiye'nin bu Samsun-Adana hattının batısında kalan kentlerinde, İstanbul'da, öteki kentlerimizde, İzmir'de vesaire, Aydın'da artık sorunlar yalnızca o kentin içinde alınacak önlemlerle çözülemeyecek bir durumda. Kesin. O sorunların çözülebilmesi için, aşılabilmesi için bence ülke genelinde çok güçlü bir takım kararların alınması lazım. Bölge planlamasının, fiziki planlamanın devreye sokulması lazım. Peki bu niye böyle? Şimdi ufuk çizgisinin üçüncü belirleyicisi olarak oraya gelmek istiyorum. Maalesef merkezi yönetimle yerel yönetimler arasındaki görev ve yetki paylaşımı Türkiye'de anayasanın öngörmüş olduğu çizginin dışında ve keyfi ölçülere göre belirlenmekte. İşte biraz önce örneğini verdim. Şimdi anayasa yerel yönetimlerin görevini yerel ortak gereksinmelerin karşılanması diye tanımlıyor. Anayasadaki ifadesiyle mahalli müşterek ihtiyaçları karşılamak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti belediye adını verdiğimiz örgütler kuruyor. Bu örgütlerin görevi de budur diyor. Yerel ortak gereksinmeleri karşılayacak. Allah aşkına, yani ulaşımdan daha önemli bir yerel ortak gereksinme olabilir mi? Ya da mahalli müşterek ihtiyaç olabilir mi? Ama merkezi yönetim geliyor, bunu ben yapacağım diyor. El koyuyor onu, onu yapıyor. Yani bu asla kabul edilebilecek bir şey değil. Şimdi ciddi bir dengesizlik var. Şimdi buradan buraya da işaret ettikten sonra bir başka noktaya gelmek istiyorum. 21. yüzyılın başlarından itibaren, şimdi bu çeyreği tamamlıyoruz. Yeni seçilecek belediye başkanlarımız ikinci çeyreği yönetecekler. 21. yüzyılın başında dünya genelinde bu yasama, yürütme ve yargı üçlüsünün içinde yürütmeyi öne çıkaran, yürütmeyi çok güçlendiren bir takım gelişmeler yaşandı. Yani iklim değişikliği bunlardan bir tanesi ama yalnızca o da değil. Yani küresel salgınlar, küresel iktisadi krizler, terör, kitlesel göçler falan birdenbire bu yürütmenin ister parlamenter sistemde olsun, ister başkanlık sisteminde olsun, birdenbire yürütmenin çok güçlü olduğu bir ortam yarattı. Bu şu inançla yaratıldı. Ya yürütmeye yetki vermek lazım. Birisi ya da bir kurul bunun kararını vermek durumunda olmalıdır. Bu kararı vermelidir. Hızlı karar alınmalıdır. Hızlı uygulama yapılmalıdır. Yani bunun meşruiyeti bu olarak görüldü. Hızlı uygulama, hızlı karar için bu kitlesel sorunların çözümünde hızlı karar için, hızlı uygulamalar için böyle bir yetkiyi verelim, yürütmeyi güçlendirelim dendi. Şimdi biz de bunun etkisi altındayız. Aslında dünyanın çoğu ülkesi de bunun etkisi altında. Yalnızca bize özgü bir şey değil bu. Fakat şimdi bu Dubai'de yapılan toplantı için, iklim toplantısı 28.siydi galiba. Evet, COP28. Şimdi oraya bakıyorum. Ya bu amaçla bunlara yetki verildi ama çözemiyorlar. Yani toplanıyorlar. Evet. Aynı sözleri tekrar ediyorlar. Hiçbir gelişme yok. Paris Sözleşmesi'ni bir türlü bir yere sokmuş değil. Sokamıyorlar, uygulayamıyorlar. Evet. Yani 2050'ye kadar 1,5 olması gereken sıcaklık artışını önleyecek önlemleri tanımlıyorlar ama alamıyorlar, uygulayamıyorlar. Dolayısıyla yürütmeyi güçlendiren o meşruiyet anlayışının değişmesi lazım. Çünkü beceremiyorlar. Çalışmıyor. Ve bunların da büyük bir bölümü kentlerde yaşanıyor. Kesinlikle. Yani muhatap olan kentler, bu olayların yaşandığı yer kentler, fakat yetki merkezi yönetimde. Merkezi yönetim yetkilendirilmiş ve merkezi yönetimde bunu beceremiyor. Şimdi dolayısıyla ufuk çizgisinin çizilmesinde bence merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında yeni bir yetki paylaşımına ihtiyaç var.
görev ve yetki paylaşımını sağlamak durumundayız diye düşünüyorum. Bu yatırımlardan ister merkezi yönetimin yatırımları olsun, ister yerel yönetimlerin yatırımları olsun, en fazla toplumsal yararın sağlanması için de gerekli. En yüksek toplumsal yararı ya da kamu yararını bu yeni bir anlayışla sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Bir de son olarak şunu söyleyeyim bu bağlamda. Hep merkezi yönetim ve yerel yönetim diye düşünüyoruz. Peki halk nerede? Halk nerede? Yani bunun öznesi olan, bunun öznesi olan, bu olayların muhatabı olan, bu olayları yaşayan, bu olayların acısını, ızdırabını çeken halk nerede? Halkı devreye sokmamız gerekiyor. Bence en önemlisi bu. Ben zaten bunu belediye başkanlığım sırasında da görmüştüm. Ben yerel yönetimlerin de yerelleştirilmesi gerektiğini söyleye gelmiştim. Yani ne bileyim Ankara'nın su ve kanal idaresi genel müdürü ASKİ genel müdürü olan kişiyle devlet su işleri genel müdürü olan kişi arasında Ankaralılar için bir farklılık olmalı. Yani devlet su işleri genel müdürüne ulaşamaz ama Ankara ASKİ genel müdürüne ulaşabilmeli, belediye başkanına ulaşabilmeli. Bilmiyorum fazla mı olur, bir anımı da anlatayım bu vesileyle. Anlatın lütfen. Ankara'nın su gereksinmesi Gerede Havzası'ndan sağlanır. Evet. Rahmetli anayım Süleyman Demirel 1965'te eski devlet su işleri genel müdürü kimliğiyle genel müdür olduktan sonra Türkiye'de nüfusu 100 bini aşan kentlerin su gereksinmelerinin karşılanması için Türkiye'de bir havza çalışması yaptırmıştı. Kentlere su havzaları tahsis ediliyor. Bize de Gerede tahsis edilmişti. Türkiye'nin en güzel su kaynaklarından birisidir Gerede. 2025'e kadar Gerede'den suyu alacağız, cazibe aşağı indireceğiz. Bir de 2025'ten sonra Kızılırmak'a yöneleceğiz falan. Öyleydi. Şimdi oranın suyunu Çamlıdere'de yaklaşık 3 milyar metreküplük su havzası olan bir barajda, göl aynası olan bir barajda topluyoruz. Ya aşağı yukarı 70 kilometreye yakın, yani yerine göre, ölçtüğünüz yere göre değişir ama uzun bir mesafe, öyle söyleyeyim. Buradan Ankara'ya ben seçildiğimde 89'da, bu yeni bitmişti. Dolayısıyla topraktaki hareketlilik boruları da çatlatıyordu, zora sokuyordu, sık sık arıza çıkıyordu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de bize son dakikada haber veriyordu. 3 gün suyunuz kesip falan diye. Bizden kaynaklanmıyor ama ben de bunu halka duyurmak durumundaydım su depolasınlar diye. Yine öyle bir kesintinin 4. gününde sabahında telefonum çaldı. Sabah bir başucu telefonum vardı benim. Onu yalnızca itfaiye dairesi başkanıma vermiştim. Yani büyük yangınlarda itfaiye erleriyle birlikte oluyordum. Bir işe yaradığımdan değil ama moral itfaiye erlerine moral vermek için gidiyordum. Eyvah bir yangın var diye telefon açtım. Bir kadın hemşerimizin çok öfkeli bir sesi. Dedi ki su gelmedi. Hanımefendi dedim biliyorum. Bizim evde de su yok dedim. Biz de o sıkıntıyı yaşıyoruz ama... İşte anlatmaya çalıştım. Sonunda dedim ki dayanamadım. O kadar sertti ki. Ne yapayım dedim. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü vermiyor. Vermedi. Bize söz verdiği tarihte bitiremedi. O da bana dedi ki Murat Bey ben Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne oy vermedim kardeşim. Ben sana oy verdim dedi. Müthiş bir şey. Yani bu böyle aslında bu bilinç de var. Yani bu belediye başkanı denilen kişiyle siyasetçiyle halk arasındaki farklı bir ilişkinin ifadesi bu. Şimdi halkı devreye sokmamız gerekiyor. Yani yatırımlardaki hani en geniş toplumsal yararın, kamu yararının sağlanabilmesi için, yatırımların hızla tamamlanabilmesi için, kaynakların en iyi yerlere tahsis edilebilmesi için bence yeni paradigmanın en önemli ayağı budur. Halk. Halkı devreye sokacağız. Öylelikle İstanbul 2050 ufkunun belirlenmesinde İstanbul yaşam kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan bu çalışmaların planlanmasında bence iklim önemli, yapay zekanın getireceği olanaklar önemli, bir de halk önemli. Bunların üçünün birlikte değerlendirileceği bir yaklaşımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sergilemesi gerektiği düşüncesindeyim. Çok teşekkür ederim şimdilik. Şimdi Murat Bey gerçekten büyük
vizyonu genişletti, bize ufuklar açtı. Hem yerel, hem yurttaş ya da kenttaş düzeyinde, hem dünya düzeyinde. Ben şahsen çok yararlandım bundan. Ve son geldi değindiği konu çok önemli. Ben onun üzerine biraz değinmek istiyorum. Benim de biraz alanım o, Murat Bey bilir. Ben ömrümün 50 yılını belediye başkanlarıyla geçirdim. Onlarla yapmadım ama yani aşağı yukarı onlarla geçirdim. Yüzlerce. Bir çeşit belediye başkanı gibi oldunuz. Yüzlerce belediye başkanı. Yani Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde yaptım. Latin Amerika, Afrika yani oralarda bu görevleri yaptım. Belediye başkanı ne kadar önemli bir şey olduğunu, varlık olduğunu çok yakından gördüm. Çok önemli bu varlık. İnsanların hayatını. Çok. Yani çok önemli varlık. Ve maalesef bu varlık gerekli şeyini görmüyor. Bizde hiç görmüyor. Bizde hiç görmüyor. Ben bunları yazdım, çizdim. Dinleyen var mı yok mu o başka bir şey. Bundan önce bir şeye değineceğim. Sonra belediye başkanlarıyla ilgili Murat Bey'in çok güzel koyduğu meseleye de biraz daha ayrıntı vermeye çalışacağım. Şimdi bu biz eskiden kentleşme derdik. Sonra bu metropolleşmeye dönüştü. Metropol oldu. O da yetmedi. Megapol diye bir şey çıktı ortaya. Planlamanın üzerinden yapılıyordu. Sonra en son dönemde de iki tane, birisi hali ikisi de yürürlükte olan iki tane kavramlaştırma var. Birisi kent bölge ki sanıyorum Murat Bey'in demin çizdiği yani bölge meselesini evet. Kent bölge en iyi ona uygun diye değerlendiriyorum. Bir de gezegensel kentleşme var artık. Dediğiniz gibi burada olan bir şey İstanbul'un işte 2010'daki şey 9. olması meselesi gezegensel kentleşmenin bir en güzel şeyi, örneği olacak. Şimdi bunlara bakarken mesela bizim bu değerli çalışmamız 2050 vizyonuna orada daha çok metropol geçiyor, metropolleşme geçiyor. Fakat ondan kastedildiği ille de dar anlamda metropol olmadığını biliyorum. Ama bunu bence o bakımdan geliştirilmesi gerekir. Belki şeylerde uygulamaya ilişkin yapılacak çalışmalarda onun biraz geliştirilmesi lazım. Yani buradaki şey entelektüel şey diyelim dil, kullanılan dil biraz 70'lerin 80'lerin dili. Bu değişti. Yani bu değişti ve dünyada artık pek kullanılmayan bir şey. Kastedilen olmadığı halde kullanılan şey kavramları o bakımdan yeniden bence gözden geçirmekte yarar var diyor. Şimdi gelelim, demin çok önemli iki şeye değindi Murat Bey. Biri dedi ki, etki, ciddi, ahlaklı filan bir yönetim lazım bir kere. Ama burada halk lazım. Yani ne demek? Demokratik kendi kendini yönetimi. Belediye nasıl tanımlıyoruz? Hem bizim yasamızda hele dünyanın her yerinde o. Nedir? İki tane şey var. Birisi halka hizmet sunan bir var, şey, kuruluş. Yerel ortak gereksinimlerin karşılığı. Çok güzel siz tarif ettiniz. Karşılayan bir kuruluş. Ama bunu nasıl yapıyor? Kendi kendini yöneterek. Özerk çünkü. Özerk. Kendi kendini yöneterek. Yani demokratik bir yönetim evet. Birimi. Bu bizde maalesef Osmanlı-Türkiye şeyinde pratiğinde 73'lere kadar yani bizim gençliğimize kadar pek bu ikinci şey öne çıkmamıştı. Belediyeler demek şöyleydi. İşte çöpünüzü toplar, işte su oradan alır buraya verir, işte kanalizasyon yapabildiği kadar yapar. Böyle bir şeydi ve belediyenin şeyi de buydu halkın nazarında. Fakat biz onu o zamandan bu yana, Murat Bey'in de kişisel çok katkısı vardır buna, ben bütün arkadaşlarım filan, bizim böyle olmadığını, bu boyutunun da olduğunu, bunun önemli olduğunu, dolayısıyla demokratik katılım mekanizmalarının devreye konması gerektiğini söyledik. Yani 5 yılda bir git oy ver Hasan'a ya da Mehmet'e, sonra bir daha ona ulaşama, ulaşsam bile yani çok sonuç alamama, bunun pek şeyle, bizim anladığımız anlamda belediyecilikle alakası yok. Yok. Bir ikinci mesele, belediye başkanı denen birini seçiyoruz. Başkanlık sistemi bu. Evet. İyidir, kötüdür diyeceksiniz. Bana sorarsanız Türkiye'ye uygun bir sistemdir. Kesin. Kesin uygun bir sistemdir. Bunu 63'ten beri izliyorum. Rahmetli babam da belediye başkan vekili yaptı. Onun yanında da çalıştım. 73'ten beri bizzat içindeyim. En iyi işleyen sistemlerimizden biridir. Kim ne derse desin. Aynen öyle. Çok değerli bir sistemdir. Bunu hiç bozmaya gerek yok. Yasalarımız 1930 yasamızda çok iyiydi.
Sonra yapılan 2004'te yapılan bizim de içinde bulunduğumuz 5393 Kadastro gayet iyi bir yasadır. İçinde demokratik şeyler uygulatılıyor mu uygulatılmıyordu. Orada Murat Bey'in çok iyi değindiği gibi merkezi yönetimin takındığı bir tavır yüzünden hukuk olmadığını da gördüğümüz bir tavır yüzünden bütünüyle uygulanmıyor. Ama uygulanmayacak anlamına da gelmiyor. Yani uygulanabilir çünkü var bunlar hep yasada. Ben belediye başkanı nasıl bir varlık olarak düşünüyorum? Mesela benim tecrübemle çalıştığım o insanlardan öğrendiklerim de şöyle. Üç ayaklı bir şey kuruyorum kendime göre. Bir yapı kuruyorum. Üç ayaklı yapı olur mu bilmiyorum ama mühendisler herhalde güler buna. Birincisi insan olarak nasıl birisi olması lazım belediye başkanı? İkincisi siyaset insanı olarak. Nasıl biri olacak? Üçüncüsü başkan olur. Başkanlık bambaşka bir şey. O nasıl bir şey olacak? Yönetici. İşte başkan yönetici. Orada nasıl bir insan olacak? Yani bu üçünün ayrıntılarına şimdi burada girmeyecek. Ama bunların bir şey haline getirdim. Ben arkadaşlarıma da verdim. Size de bir tane getirdim. Teşekkür ederim. Onu vereceğim size. Orada aşağı yukarı şey yaptım. Kendi tecrübelerim ve dünyada bu konuda yazılanlara da baktım. Ne tip özellikleri bir araya getirdim? Onları bir araya getirmeye çalıştım. Benim çalışmam 2-3 sene önceydi. 2 sene önce. Sonra başka bir kitap çıktı. Barcelona Belediyesi'nin Fearless Cities diye. Orada aşağı yukarı 20-30 yeni örnek var. Onları da ekleyeceğim daha sonra. Çok çok bizim örnekleri şey yapmıyor yani ama daha detaylı örnekler var ve bence yaşadığımız şu küresel dünyada bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Ve orada yapılanın bunun hiç adaptasyonla kopyayla alakası yok. Çünkü bizi de ilgilendiriyor. Bana mal satıyor. İstanbul'da onun şeyi geliyor. Yurttaşı geliyor, eliniyor, gidiyor falan. Bütün bunlar o kadar iç içe ki yani. Çok öyle olur. Bir dünyada yaşıyoruz ki bu şeye biraz küreselleşmeye şey gözüyle bakanlar çok olmuştu. Nedir? Kem gözle bakanlar falan. Ben de sanıyorum Murat Bey diye şöyle bakmamıştır. Oradaki pozitif diye bakmamız lazım. Evet. Şeyde de şimdi aklıma geldi. Bu güzel eserinizin dilinde ben biraz dil hastasıyım. Murat Bey de öyledir. Çok okuyan bir insan olarak. Bu dilde negativite var. Bence bir şeyde, bir vizyonda bu olmaz. Bir olmamalı yani. Vizyon dediğiniz nedir? Umut ilkesidir. Umut ilkesi nedir? Orada sonuna kadar. Ve çiziyor zaten o şeyi. Hatta genişleterek onu. Onları koymak lazım. Yani bir daha gözden geçirirken, beraber basılırken belki böyle bir redaksiyondan geçerse çok iyi olur diye düşünüyorum. Söyledim ve ruhumu şimdilik kurtardım. Evet. Evet. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Fazla mı açtım konuyu? Yok, doğru. Ben hem belediye başkanlığı yaptım hem de bakanlık yaptım. Evet. İkisini biliyorsunuz. İkisinin farklılığını yaşamış birisiyim. Az sayıda insandan birisiyim. Belediye başkanlarıyla ilgili, yani üç ayağı söylemediniz ama üç ayağın ne olduğunu bilmiyorum ama yani belediye başkanlarının bir siyasetçi olarak, siyasetçi kimliğiyle merkezi yönetimde siyaset yapanlardan çok daha farklı yönleri olduğunu, hatta olması gerektiğini bilen birisiyim. Onu önemsiyorum. Terminolojiyle ilgili söylediklerinizi de önemsiyorum. 1989 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti Türkiye'nin kentlerinde yaşayan insanlara yeni bir takım sözcükleri sundu. Yeni bir takım kavramları kazandırdı. Doğrusu önceden çok fazla bilmiyorduk bunları. Saydamlık bunlardan bir tanesi. Evet. Katılımcılık, sürdürülebilirlik, hesap verilebilirlik. Evet, hepsi. Yani 80'lerin sonunda birdenbire Türkiye bunları duydu. Türkiye'nin kentlerinde yaşayan insanlar bunları duydu. Selahattin Bey, siz akademik çalışmalar yapıyorsunuz. Daha iyi değerlendirirsiniz. Benim şöyle bir gözlemim var. Yani 20-30 yılda bir terminolojide değişiklikler yapılıyor. Yeni kavramlar ortaya sunuluyor. Ben 1996 yılında Samsun milletvekiliydim. Belediyeden ayrılmıştım, hükümetten ayrılmıştım. Türkiye'de, İstanbul'da Habitat 2 toplantısı yapılıyordu. Onun için Birleşmiş Milletler Marmaris'te dünya kentlerinin
yöneticilerini ya da bu kentte bu konuda düşünenleri, yazanları davet etmişti. Ben de onlardan bir tanesiyim. Leyla Aytaman, kadın valimiz, o da evet o da vardı. Biz Türkiye'den birkaç kişiydik. Orada 86-89'daki kavramları söyledim. 96 yılında yeni bir kavramı duydum. Yönetişim. Yönetişim, evet. Governance denen. Evet, governance. Evet. Hatta good governance, good governance falan öyle şeyde, evet falan oraya da dönüştürüldü. Birisi bunu anlatmaya başladı. Yönetişim budur diye. Ben de onu dinlerken dedim ki ya biz bunu yaptık. İşte biz Batı Kent'te biz bunu yaptık. Tam, Dikmen Vadisi'nde biz bunu yaptık. Tabii. Portakalçayı Vadisi'nde. Hepsinde. Evet. Yani ama sabit, dünya zaten değerlendirdi bunu. Size evet, onun için ödül verdiler. Evet. Sabit ama toplumsal sonra tabanlı projelerimizin tümünde halkla birlikteydik. Buyurun. Yani doğrudur, yönetenlerle yönetilenlerin birlikte karar aldıkları, sürecin aktörü oldukları evet, bir anlayıştan söz ediliyordu. Hatta bilmiyorum ayrıntı olarak mı görürsünüz ama söyleyeyim. Aklıma Yaşar Kemal'in bir anısı geldi. Yaşar Kemal'le arkadaşı Adana'dalar, ortaokuldalar ya da orta birdeler, ilkokuldalar bilemiyorum. Daha harita görmemişler yani harita okuyamıyorlar. Ama büyüyünce Anadolu'ya gitmeyi tahayyül ediyorlar. Kararlaştırmışlar, büyüyünce Anadolu'ya gidecekler. Sonra harita görmüş arkadaşı. Haritaya bakmış ki Adana, Anadolu'da gelmiş koşa koşa. Ya Yaşar, ya Adana zaten Anadolu'daymış diye Yaşar Kemal'e öyle bir uyarıda bulunmuş. Yani. Şimdi benim de aklıma o geldi. Ya biz bunu zaten yaptık kardeşim. Yani bu governance hikayesi nereden çıktı? Biz bunu zaten yapmaktayız diye düşündüm. Ama şimdi yeni bir kavram var, onu önemsiyorum. Simit ekonomisi diye Kate Reward galiba onun Türkçe'ye çevrilmiş kitabını okumuştum. Belediyelere yeni bir ufuk çiziyor bu bence kent yönetimlerine. Yani en asgari olarak yapılması gerekenlerle bir tavan var, aşılmaması gereken bir tavan. Belediyelere diyor ki bu ikisi arasında sen hareket edeceksin. Yani ekolojik tavanı aşmayacaksın, yani iklim değişiklikleriyle ilgili. Toplumsal tabanın da altına inmeyeceksin. Bu aslında bizim gibi sol belediyeler için bence dikkate alınması gereken bir şey. Yani kentlerin karbon ekonomisinden yeşil ekonomiye geçmesi yalnızca bir enerji kullanımı sorunu değil. Yani sol belediyelerin bana göre temel inancı uğruna siyaset yaptığı toplum kesimlerinin gereksinmelerini bir meta olmaktan çıkarması, bir ticari olay olmaktan çıkarması. Kamu malı olarak. Evet, bir yani kamu sürecinin işletilmesi. Yani bunlardan terminolojiyle ilgili söylediklerinizi teyit etmek için anlattım. Bazı yeni kavramlar var, bazen zaten bildiğimiz kavramlar var. Bir de hepten yeni olarak dikkate alınması gereken kavramlar var. Burada kent insanının kentin projelerinde devreye sokulması, insanların kentin projelerini sahiplenmeleri, yani proje muhafızı olmaları, çok güzel, evet, bir proje enerjisi yaratmaları, o projeye asılmaları işte bana göre olağanüstü bir kazançtır, çok kazanımdır. Belediye başkanlarının... Benim hatırlayacaksınız 90'da Ankara'da Murat Bey'in şeyiyle girişimi ve finansmanı ile şey yaptık. Belediye Kanunu'nun 60. yılını değerlendirdik. Evet, 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 evet. İşte ben Yiğit Gülöksüz, biz nedir işte biz onun koordinasyonu yürüttük. Ben yurt dışından da çok değerli belediyeciler. Hem akademiden hem evet, pratik dünyadan getirdim. Hatırlıyorum. Evet. Murat Bey de bütün içine katıldı konuşma ve şöyle bir şey orada yaptığınız proje vardı. Neydi o? Hangisi? Batı Kenti için mi diyorsunuz? Yok, Batı Kenti zaten var daha önceden. Ondan sonra... Dikmen'i yapmıştı. Dikmen Vadisi. Dikmen'de Batı Kent ve Dikmen'i örnek olarak anlattı. Ve şey, bu bir tür dedi, proje demokrasisi dedi. Evet, evet. Bakın, o dünya, ben onu yazdım İngilizce, dünya literatürüne girdi proje demokrasisi. Evet. Şimdi bak şöyle bir tarafımız var bizim yani. Ne diyelim, şimdi artık yok, herkes her şeyi göstermeye çalışıyor, görünürlük falan, onu bir yana bırakıyorum ama bizim kuşağımız
Güzel şeyler de yapsa onu böyle pazarlayın bilmem ne bunlara girmezdik. Ama sonra bizim... ben baktım ki bizim 75'te başlattığımız şey, sizin daha sonra sürdürdüğünüz şeyler hepsi dünyada örnek olacak şey. Bir de bizim İngilizce kullanımı konusunda bir sorunumuz var, onu söyleyeyim. Ben 76-77 yıllarında İngiltere'de East Anglia Üniversitesi'nde kalkınma planlaması yüksek lisansı yapmıştım. Doğan Avcıoğlu rahmetli Türkiye'nin Düzeni kitabını galiba 69'da basmıştı ya da 68-69 gibi hatırlıyorum. Ondan bir 5-6 yıl sonra gittim. André Gunnar Frank adlı bir Latin Amerikalı bir iktisatçıyı. O sırada üniversiteler böyle kalkınma modelin ekonomisinde model olarak sunuyorlardı. Ya, Doğan Avcıoğlu'nun söylediklerini aslında almış, aynı modeli kullanarak açıklamalarda bulunmuş, kitaplar yazmış. Ama aynı. Yani eğer Doğan Avcıoğlu'nun İngilizcesi olsa onu yazsaydı, ondan yıllar önce Doğan Avcıoğlu'nun bu kitabı birdenbire model haline gelebilecekti. Biz de maalesef uluslararası toplumda kendimizi tanıtacak düzeyde bir İngilizce kullanımı yok. Onun şimdi gittikçe azalmakta olduğunu görüyorum. Çok sayıda yazarımız uluslararası literatürde yer alıyor. Hatta Çağlar Keyder'in makalesini görmüştüm yine East Anglia'da. O kadar hoşuma gitmişti ki. Yani bir Türk'ün... Benim danışmanımdı. Öyle mi? Tabii, evet, bir Türk'ün makalesinin yer alması beni çok heyecanlandırmıştı. Bir kamu-halk işbirliğine gereksinmemiz var. Yeni bir yatırım politikası izlememiz gerektiğini söylemiştim. Bunun amacı kamusal yararın en çoğa çıkartılması, en geniş toplumsal yararın elde edilmesi. Peki bunu nasıl yapacağız? Yani yatırım kararlarını kim verecek? O yatırımları nasıl uygulayacağız? Bence hem yerel yönetimlerin hem de merkezi yönetimin gündeminde olan çok temel sorulardan bir tanesi bu. Ben burada sabit toplumsal tabanlı kent projelerinde belediyelerle belediyelerin o projesinin muhatabı olan proje halkı arasında bir örgütlü diyaloğun işletilmesini gerektiği görüyorum. Batı kent gibi. Evet. Bu biraz daha ileride bu. Biraz daha ileride. Bunun en iyi örneğini Türkiye'nin ilk kentsel dönüşüm projesi olan Dikmen Vadisi'nde vermiştik. Ben de bir terminoloji geliştirdim. Daha doğrusu geliştirilmiş o terminolojiyi kullandım, öyle söyleyeyim. Tümüyle benim değil. Katılım yerine ortaklaşım sözcüğünü kullanıyorum bunun için. Çünkü şöyle, yani 200 hektara yakın bir alan, bir vadi, Dikmen Vadisi. 2000 gecekondu var, 10 küsur bin proje halkı var orada. Biz mahalleler itibarıyla gecekondularda yaşayan hemşerilerimizi kooperatif çatısı altında örgütledik. Kooperatif ana sözleşmesini özel bir biçimde hazırladık. Ticaret Bakanlığı'nın onayını aldık. Aslında bu dönüşüm kooperatifi. Kooperatif temsilcileriyle benim Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tayin ettiğim belediye görevlileri bir araya geldiler. Ben de onların başına geçtim. Proje Karar Kurulu. İşte proje demokrasi. Evet. Proje Karar Kurulu adını verdiğimiz bir yapıyı oluşturduk. Bu Proje Karar Kurulu oranın imar planını da o imar planına dayalı olarak yapılacak yatırımları da o yatırımların ihale şeklini de o yatırımlarda kullanacak inşaat malzemesini de insanlarımızın yeni evlerine geçerken yaşayacakları konutların kira bedelinin ne kadar olması hoş gerektiğini de hepsini onlar karar veriyor. Karara bağladı. Harika. Yani ortaklaşım dediğim bu. Bu gerçekten işte bizim proje demokrasi dediğimiz bir süreç. Şimdi buna ihtiyacımız var. Yani şimdi İstanbul'dan bir örnek vereyim. İstanbul'un 1/100.000'lik planı rahmetli Kadir Topbaş döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunuldu. 5 yıl çalışıldı. Biliyorum. Hüseyin Kaptan'ın. Evet, Hüseyin Kaptan rahmetli. Evet. 5 yıl çalışıldı ve İstanbul'un bana göre en yüksek meşruiyet platformu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi
Bunu oy birliğiyle kabul etti Selahattin Bey. Bizimkiler de oy verdi. Biliyorum. Yani CHP'liler de oy verdi buna. Ama dönemin başbakanı helikopterle dolaşırken orası öyle olacak, burası böyle olacak diye. Şimdi bu plan ayrıntılarına inmiyorum. Çok kritik bu plan İstanbul için. Özellikle kuzey ormanlarının esirgenmesi açısından çok kritik bir plan. Fakat dönemin başbakanı helikopter turlamasıyla orası öyle olacak, burası böyle olacak şeklindeki açıklamasıyla bu değiştirildi. Eğer İstanbul halkı bu planın gerisinde örgütlenebilmiş olsaydı, bir gezi gibi, gezi direnişi gibi çok şanlı bir direnişi orada görecektik. Ben geziyi kent hakkı dediğiniz için söyleyeyim. Kent hakkının en somut örneği olarak görüyorum. Türkiye'nin en şanlı direnişidir. Şimdi bu tür birlikteliklere ihtiyacımız var. Yani belediye başkanını siyasetçi dediniz, yönetici dediniz, yani bir tür menajer yönü de var bunun vesaire. Şimdi belediye başkanı bu kimliğiyle kent halkını yanına almalıdır. Yani merkezi yönetime karşı direnmesi gerektiği yerde de kent hakkıyla birlikteliğini bence sergileyebilmelidir. Ekrem Bey'in bu 2024 seçimleriyle ilgili İstanbul İttifakı sözünü çok önemsiyorum. Güzel. Evet, yani bu toplumsal barış için, yurtta barış için, siyasi kazanımlar için ve kent kimliğinin korunması ve geliştirilmesi için 2050 ufkunun ya da hangi ufku ortaya koyacaklarsa o ufkun tutturulması için İstanbul İttifakı kavramının çok değerli olduğunu düşünüyorum. Aslında benim bütün bu uzun uzadıya anlattıklarımı sonuçta bu İstanbul İttifakı ifadesiyle özetlemiş oluyor Sayın İmamoğlu da. Çok doğru. Tabii bu demin demokratikleşme, yani yerel yönetimin demokratikleşmesi üzerinde şey yaptık. Bunun için biz Murat Bey'in de belediye başkanlığı dönemindeki baş danışmanları, onun ve genel müdürlerin de içinde olduğu bir şey hazırladık. Yerel yönetimde demokrasi diye bir ciddi bir yayın çıktı. 20 şey bu. Türkiye'de yerel yönetim sisteminin geliştirilmesi diye. Ve 93'te bu yayınlandı. Yayınlayanlar da şeye gelince TÖKE'nin başına Yiğit. O ve benim teşkilatım. Biliyorum. Bunu biliyorsunuz. O yayınlandı ve çok şey çekti bu. Bazılarında İngilizce yayınlayın dediler. İngilizler çok iyi yaptık. Sonra oraya çok güzel bir dizi çıktı orada. Dizi işte 20'lik bir dizi çıktı. Hala çoğu referans kitabı. Referans değil mi? Kitabı ama kimsenin şey yaptı. Ben bir şeye daha değinmek isterim bu bağlamda izin verirseniz. Şimdi Türkiye'de yerel yönetimlerin bir dönüşüm geçirmekte olduğu kanısındayım. Doğrudur. Daha doğrusu belediyeler bir dönüşüm geçirmekte. Türkiye'nin 81 ili var. Türkiye'nin 81 ilinin 30'unda büyükşehir belediyeleri var. Büyükşehir belediyeleri bir süredir yalnızca şehir dediğimiz, kent dediğimiz yerde değil, ilin tümünde sorumlu bir kamu kuruluşu haline geldiler. Bu şu demek: yani dağ köyleri, orman köyleri, ova köyleri hepsi belediyenin hizmet alanı içinde. Mahalle oldu onlar. Mahalle oldu buralar. Belediyeler tarım sektöründe ya da orada gerekli olan sanayi, ticaret neyse o sektörlerde sorumlu olarak addediliyorlar yasaya göre. Yani kendi kendilerine göre verecek değiller. Ve 2019'dan bu yana Türkiye'nin belediyelerinin özellikle tarım sektöründe, bu çok yeni bir gelişme, çok başarılı sonuçlar aldığını görüyorum. İzmir'de aldı. Her yerde, aslında şeyde, AKP'li belediyeler de öyle. Tabii. Yani Konya'da falan, Konya Belediyesi'nin çalışmalarını okuyorum zaman zaman. Orada da başarılı çalışmaları var. Yani yeni bir dönemin içine girdik Selahattin Bey. Artık buna belediye de dememek lazım. Hani bir yeni bir terminoloji geliştirelim. Buna başka bir isim vermeliyiz. Çünkü belediye deyince insanlarımız hala tam olarak o hizmet bağlantısını kuramıyor. Ankara'da diyor ya Polatlı'ya nasıl gidecek, itfaiye gidecek, dönecek. İtfaiye araçları Ankara'da çıkacak, Polatlı'da bir yangın var. Polatlı'ya gidecekler, 70-80 kilometre geri gelecekler. Hayır, öyle değil. Ankara Belediyesi'nin bölgesi orası. Orası tabii. Orada bölge müdürlüğü bölge kuracak. Bölge müdürlüğü tabii. Yani birimleri oraya doğru taşıyacak. Kent bölge meselesi. Yeni bir dönemin içindeyiz. Çok doğru. Tarımsal alanda
sanayide, ticarette gerçekten önemli sorumluluklar var. Şimdi bu 2050'yi değerlendirirken İstanbul'un bunu dikkate alacağına inanıyorum. Ben bu bağlamda bir de bizim Cumhuriyet Halk Partili belediyeler için söyleyeyim. Bu köy kent uygulamalarını rahmetli Ecevit yapamamıştı ama o bize miras kaldı oradan aslında. Pekala bunu yapabiliriz. Yani Ege'de bizim büyükşehir belediyelerimizin olduğu her yerde kırsal alanda da böyle çekim merkezleri tabii yaratarak kesinlikle yani bir kontrol sürecinde işletebiliriz diye düşünüyorum. Değerli izleyicilerimiz, şimdi toplantımızın sonuna, daha doğrusu söyleşimizin sonuna geldik. Söyleşimizi bağlamak üzere çok tecrübeli arkadaşımız, büyüğümüz Murat Karayalçın'a veriyorum sözü. O onu bitirecek. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Selahattin Bey. Bana göre iyi bir söyleşi oldu. Onun için de teşekkür ederim. İPA'ya teşekkür ediyorum. Aslında İPA'ya yalnızca bu söyleşiyi örgütlediği için değil, böyle çok geniş ufuklu bir çalışmayı başlatmış olması nedeniyle de teşekkür ediyorum. 2050 çok uzak. Bir kentin 2050'yi tahayyül etmesi ve 2050 için kendisine bir ufuk çizgisi çizmeyi düşünmesi bana göre çok önemli. Planlamada devreler 15 yıl uzun vadedir. 5 yıllık kalkınma planları orta vadeli planlardır. Bir de yıllık dilimler vardır. Şimdi bu 1960'larda böyleydi. Daha sonraki yıllarda gittikçe bu daha az yapılmaya başlandı. Yani insanlar o kadar uzun vadeyi göremeyeceklerini düşünerek daha kısa vadede kararlar alıp daha kısa vadeye ilişkin ufuklar çizerek çalışmalarını yürütüyorlardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2050 ufkunu yani bu bağlamda çok hayret verici olarak buluyorum ve kutluyorum. Yani olabildiğince uzağa bakmakta yarar var. Yalnız yapay zekanın bu açıdan İstanbul Belediyesi'nin İPA'nın en büyük yardımcısı olacağını düşündüğümü de söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz planlamada, iktisadi planlamada özellikle merkezi planlamayla piyasa ekonomisi arasında hep tartışmalar olurdu. Plancılar derdi ki piyasa ekonomisinin fiyatları doğru değildir. Toplumsal amaçla fiyatlandırma yapmak gerekir. Merkezi planlamanın birimleri de gölge fiyatları hesaplayarak fiyatları tutturmaya çalışırlardı. İkisi de olmadı. Yani bir defa Sovyet ekonomisi olmadı. Piyasa ekonomisinin bizi ve dünya ülkelerini getirdiği yeri de görüyoruz. Şimdi yapay zeka sosyalizmi diye, yapay zeka planlaması diye bir kavramdan söz ediliyor. Yeni kavramlardan bir tanesi de o. Bence İstanbul Belediyesi bu 2050 çalışmalarında yapay zeka kullanımını da dikkate almalıdır. Bir yapay zekayı, bir de İstanbul halkının örgütlenmesini kendilerine öneriyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum.